bölümde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşinin doğum yaptığı haberini TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında öğreniyor, haber alıyor. Haber alır almaz da işte bulunduğu yerden hemen koşar adımlarla, videosu da vardı, gördüm o görüntüyü de, koşar adımlarla meclisten gidiyor evladını kucaklamak için. Sonrası yok Hürriyet'in haberinde. Sonrasında da şu, sağlıklı bir bebek dünyaya geldikten sonra, eşini gördükten sonra, minik yavrusunu gördükten sonra koşa koşa tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri dönüyor Sayın Varank. Bu özveriyi de unutmamak lazım. Niye? Hatırlayın. Ben bu özverinin bir tersi, özverisizliği de şuradan hatırlıyorum. Elazığ depremi olmuştu. İmamoğlu Elazığ'a gitti. Oradan da kayak tatili yapmak için Erzurum'a gitti diye hatırlıyorum. Evet, evet, ve orada da kayak tatili yaparken de dedi, ne var canım yani, hani gittik oradaki şeyi gördük, ondan sonra da çocuklarıma vakit ayıramayacak mıyım dedi. Sonrasında da İstanbul'a geri döndüğünde de mecliste, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde o kayak takımı gündeme geldiğinde de ağır bir, genel başkanı gibi ifadeyi güçlendirmek için ağır bir hakaret ederek de o kayak takımlarıyla ağır bir hakaret ederek de bir ifade kullandı. Şimdi bir tarafta bu tablo, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın tablosu. Diğer tarafta da İmamoğlu ve onun temsil ettiği düşüncenin tablosu. Yani yorum yapmaya bile gerek kalmıyor aslında. Ortaya koyuyor zaten manzarayı. Evet, sadece o Erzurum'daki kayak tatili değildi tabii. Bir de aynı zamanda aynı yıl içerisinde bir de Bodrum'da yatta görüntüsü çıkmıştı. O zaman da işte 7 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuğuma söz vermiştim. Belediye seçimleri döneminde kendisine verdiğim o sözü tutmak üzere geldim demişti. Daha bir ay olmuştu ki belediye başkanlığı koltuğuna oturalı. İki kere tatile çıkmıştı. Şimdi uzun süredir de o tatile çıkma muhabbetlerini de unuttuk. Acaba Ekrem İmamoğlu tatile mi çıkmıyor? Yoksa tatile çıkıyor da artık kadroyu öyle bir kurdu ki o altındaki isimler onu öyle bir güzel kamufle ediyorlar ki aradığın zaman bile Ekrem İmamoğlu'nu ya il dışında diyeceklerine her notunuzu alalım birazdan gelir Ekrem Bey deyip işleri, araştırmaları savsaklıyorlar mı? Onu da ben şahsen merak ediyorum. Yoksa daha belediye başkanlığı koltuğuna oturalı bir ay, bir buçuk ay olmuş bir insan İki kere tatile çıkarsa ki onun belgeleri de basına intikal etmişti. İki kere tatile çıkıyorsa şimdi 2,5 yılı doldurduktan sonra haydi haydi her hafta tatile çıkıyordur. Ama bunun haberlerini biz göremiyoruz. Fakat küfür noktasını hatırlattığınız iyi oldu. Siz söyleyemediniz. Benim de edebim müsaade etmez ama sadece kayak üzerinden, kayak takımı üzerinden hakaret etmişti dediğiniz zaman sanki sıradan bir şey söylenmiş gibi belki izleyiciler algılayabilirler. Kayak takımı sana deyip devamını getirmişti. Şimdi nereden geliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu bu ifadeyi kullanıyor. Daha belediye başkanlığı koltuğuna oturalı bir yılı doldurmamış. Benzer şekilde daha seçim döneminde Ordu valisine it kelimesini kullanıyor. Sonra da ben it demedim, basit dedim diye yalan da söyleyebiliyor. Şimdi onun sonrasında da ittifak ortakları İyi Partili Lütfü Tükkan'ın şehit bacısına o küfürü, çok açık net küfürü, hiçbir şekilde tevil edilemeyecek küfürü ve İyi Parti'nin o Lütfü Türkkan için disiplin soruşturması bile başlatmaması şu an itibariyle herhalde bir ayı doldurmuştur, üzerini örttüler. Yani bir şehidin, Lütfü Türkkan'ın İyi Parti'ye içindeki konumu karşısında hiçbir değeri yok demiş oluyor İyi Partililer. Bunu da milliyetçi, ülkücü seçmenin takdir edeceğini tahmin ediyorum. Sonunda da ama nereye geldik? Kemal Kılıçdaroğlu'nun o el hareketine geldik. Şimdi o el hareketini nasıl tasvip edebilirsiniz? Nasıl
yorumlayabilirsiniz. İlk gün efendim işte masaya vurdu dediler. Fotoğraflar net olarak yavaş çekimle gösterirdi ki masaya falan yumruk vurmak diye bir şey söz konusu değil. Ben öyle sanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimler çıkıp konuşsalar, ya Kemal Bey zaten üç hareketinden birisi budur. Kendi aramızda konuşurken yaptığı şey budur zaten. Yoksa onu bu da, bir alışkanlıktır. Yani böyle bir hareketi eğer varsa benim yakın çevremden birisi çıksın söylesin. Canlı yayındayız. Ya Ali Bey sen de işte iki ay önce benzer bir hareket yapmıştın. Şimdi eğer kültürünüzde, örfünüzde, adetlerinizde, hareket tarzlarınızda böyle bir şey yoksa yapamazsınız. Hulki Cevizoğlu şey dedi. Ne var canım sokakta insanlar da zaten bunu yapıyor dedi. Sokakta insanlar da yapıyor bunu diyor. Yani bir partinin genel başkanı. Diğeri de kalkıyor diyor ki Özgür Özel anlamı kuvvetlendirmek için yapmış diyor. Yani genel başkanımız anlamı güçlendirmek için o hareketi bu hareketi yaptı. O zaman Lütfü Türkkan da anlamı güçlendirmek için bacıya küfretmiş. Şehit bacısı olduğunu da bir kenara bırakın. Bir bacıya, bir kadına küfrediyor. O da anlamı güçlendirmek için o küfrü yapmış oluyor. Ona da küfür demeyelim o zaman. Anlamı güçlendirmek için söylenmiş bir söz diyelim. Devam edelim böyle böyle. Ama gelin görün ki işte kendi özel hayatlarında işte cinsel sapkınlıklarla veya cinsel yoldan çıkma eylemleriyle, fiilleriyle tartışılan CHP'lilerin en tepesindeki isim de büyük ihtimalle özel hayatında da bu hareketi en azından haftada bir falan tekrarlayan bir insan olması gerekir ki orada canlı bir konuşma yaparken de o hareketi bir anlamda spontane bir hareket olarak da tekrarlamış oldu.